Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sulama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Kaç farklı sulama sistemi var? Nelere göre değişiyorlar? Onlardan bahsedelim. İlk önce 3 ana grubumuz var. Ya da daha fazla da olabilir de. Şimdi bir vahşi sulama var, eski yöntem. Suyun salınarak kontrolsüzce harcandığı vahşi sulama dediğimiz yöntem. Salma sulama dediğimiz yöntem. Yağmurlama sulama var. Eski yağmuru taklit ederek yaptığımız bir sulama yöntemi var. Bir de damla sulama yöntemi var. En son dönemde çıkan bir sistem. En son dönemde dediğim sistem de yaklaşık herhalde bir 60-70 yıldır mı? Bilmiyorum tam tarihini. İşte solda ayrıntı olarak paylaşırız kaç yıldır olduğunu da damla sulama yönteminde. Vahşi sulama zaten biliyorsunuz. İlk önce onunla başlayalım. Çok da fazla konuşacak bir şey yok. Su israfından ve toprak erozyonundan başka pek de bir şey değil. Toprağı yıkamada en fazla kullanılırsa kullanılması gereken bir yöntem. Eğer toprağınız çok tuzlandıysa kullanılması gereken bir yöntem. Aksi takdirde yani suyu israftan başka bir şey değil. Suyun sağlıksız yönetimi, sağlıksız kullanımı, bitkiyi strese sokması, aşırı suyla boğulduğu için topraktaki bitki besin elementlerinin yıkanması, işte azotun suyla beraber aşağı çekilmesi, yeraltı su kaynaklarına karışması, dolayısıyla yani gübrenin heba edilmesi bir nevi. Toprağın üstündeki mineral tabakanın yıkanması, suyla beraber sürüklenmesi, gitmesi vesaire gibi bir sürü dezavantajı var. Ve aşırı bir su tüketimi söz konusu. Yağmurlama sulama çok üstünde tabii vahşi sulamanın sulama verimi olarak. Herhalde bir yaklaşık bir %50'nin üzerinde herhalde sulama randımanı, sulama verimi uygulanacak olan yönteme göre, sisteme göre, kullanılacak olan ekipmanlara göre. Yağmurlama sulamanda spring çeşitleri var. Öyle söyleyeyim. Mini springlerden tutun da büyük springlere kadar var. 70 metre, 100 metre atabilen tek yöne springler kadar var çeşidi. Çok yüksek bir ürün yelpazesi var yağmurlama sulamanın. Ne gibi avantajları var? Belirli bir tarlayı sulamak istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Bir kısma kurarak ondan sonra onu taşıyarak da sulayabiliyorsunuz. Sistemi bir yere bir kısma kurdunuz. Tarlanın dörtte birini kaplayacak şekilde örnek veriyorum kurdunuz. Ondan sonra oradan topladığınız suladıktan sonra diğer kısma kurarsınız. Diğer kısma kurarsınız. Yatırım maliyeti olarak daha az bir masrafı olur sizlere ya da yatırımcıya. Yatırım maliyetinden tasarruf edilir. Ama tabii İşçilikten tasarruf edilemez. Sulama randımanından tabii tasarruf edilemez. Mecburen taşıyarak olacağı için sistem işçiyle sulanması lazım. Arazinin büyüklüğüne göre. İşçiyle sulanacaksa eğer gündüz sulanmak zorunda. Gündüz sulanacaksa gündüz sulama randımanın en düşük olduğu dönem, en düşük olduğu periyot gün içerisinde. Çünkü güneş tepede olduğu için en yüksek buharlaşma o saat aralığında yani gündüz diliminde su buharlaşması. Su kaybı dolayısıyla. Farklı yöntemler ya da bütün tarlayı kaplayacak şekilde de sistem kurabilirsiniz. Bunda nasıl mini springlerle ya da daha ufak tabancalarla ya da büyük tabancalarla yapabilirsiniz. İşte farklı yöntemler uygulanabilir. Yani sulayacağınız mahsule göre, ürüne göre farklı springlerle sulama yapabilirsiniz. Tabi burada esas olan yağmurlama sulamada da yani toprağın infiltrasyon hızından daha hızlı bir şekilde suyu verirsiniz. Toprağın suyu yemiş hızından daha hızlı bir şekilde suyu verirseniz yine. Bu da yine yağmurlama sulama ama yöntem vahşi sulamaya kaçacaktır. Toprak ememediği için su üstten akarak gidecektir. Yine su israfına sebep olacaktır. O yüzden toprağın infiltrasyon hızını da çok unutmadan ona göre hesaplayarak bir uygulama yapmak en sağlıklısı olacaktır. Yağmurlama sulamanın da tabii toprak altı yaptığımız yöntemler var. Toprak altında ana hatlar, manifold boruları geçiyor, lateral boruları geçiyor. Yüzey üstüne sadece spring bağlanacak başlıklar çıkıyor mesela. Yine kanalımızda buna emsal benzer videolar var. Yani bu uygulamaların videoları var. Ya da yüzey üstü yöntem de yapabilirsiniz. Ya da ince lateral borularla mini spring uygulaması yapabilirsiniz. Dediğim gibi sulanacak olan mahsule göre birçok çeşidi mevcut. Spring sulamanın. Ondan sonra en yüksek randımana sahip damla sulama yöntemi. Damla sulama yöntemi de yine kendi içinde işte yeraltı çeşitleri var, yer üstü çeşitleri var, damlatıcılı yöntem var. İşte online damlatıcılar var, hat üstüne takılan, borunun üstüne takılan, inline damlatıcılar var. Zaten borunun içerisinde olan damlatıcılar takılı halde bizim aldığımız, bize gelen borular var. Damla sulama boruları var. Tabi damla sulamayla
Toprağın infiltrasyon hızından daha yüksek suyu, daha hızlı suyu vermek pek elbette ki mümkün. Yani imkansız diye bir şey yoktur da çok olası değil. Olası olmadığı için yani infiltrasyon hızından ziyade burada öne aldığımız şey sulanacak olan mahsulün su ihtiyacı. Damla sulama yönteminde mesela. Ona göre borularımızı seçmeye, ona göre projelendirmeye çalışıyoruz damla sulama yönteminde. Damla sulama yönteminde verimi en yüksek yöntem. İşçilik minimum. Elbette ki bir montaj, bir karmaşası var. İlk bir kurulurken bir iş gücü sarfiyatı var. Bir vakit alıyor. Ama ondan sonra sırf ekonomisi var. Sadece işletme giderleri var. İşte gidip ya vanı açıyorsunuz, ya pompayı çalıştırıyorsunuz vesaire gibi yöntemleri var. Bir kere bir kurulurken masrafı var. Ondan sonra iş gücünden sürekli tasarruf. Yani örnek veriyorum işte taşımalı sistem, yağmurlama sistemine göre işçiliği sıfır damla sulama yönteminin. Oradan avantajları var. Gece sulama yapabilirsiniz. İşçilik olmadığı için açarsınız. Gece sistem çalışır. Gündüz kapatır yani. Yani kapatırsınız gündüz. Yani kendini kapatmıyorsa. Bu yöntemlerle sulayabilirsiniz. Dolayısıyla sulama randımanı, sulama verimi çok daha yüksek. Damla sulama yöntemin. En yüksek sulama verimi olan yöntem de toprak altı damla sulama yöntemi. Toprak altı damla sulama yöntemin de elbette ki yani farklı uygulamaları, farklı yöntemleri var. Uygulanacak olan bitkiye göre farklı çeşitler, farklı yani metotlar uyguluyoruz, farklı yöntemler yapıyoruz. Toprak altı damla sulama yönteminde sulama randımanımız yeteri kadar suyu direkt kök bölgesine verdiğimiz için biz yüzeye çıkan kadar buharlaşıyor. Yani sulama randımanı hadi %100 olmasın, sulama verimi %99 oluyor. Maksimuma ulaşıyoruz artık. En yüksek su tasarrufunu da bu yöntemle gerçekleştiriyoruz. Tabi buradan sudan tasarruf, ekstradan bize gübreden de tasarruf aslında. Bunu da düşünmeliyiz. Yani damla sulama yöntemiyle en uygun gübreleme damla sulama yöntemiyle oluyor. İşçilikten tasarruf oluyor. Çok büyük tasarrufu var. Şimdi azot gübresi veriyorsunuz. En çok verilen gübre azot gübresi. Çiftçilerin kullandığı ki bitkinin en çok ihtiyacı olan gübre de o. Şimdi organik madde bizim topraklarımızda maalesef ki yok. Organik madde olmadığı için dışarıdan kimyasal gübrelerle takviye etmek zorundayız. Azot gübresini ki bitki sağlıklı bir gelişimi olabilsin, gelişebilsin rahatlıkla. Sağlıklı bir gelişmesi olsun bitkinin. Şimdi azot gübresi en çok havada var. Ya da hızlı bir şekilde yıkanıp yeraltı sularına karışabiliyor. Biz şimdi vermeye başladık suyla beraber. Öğlen örnek veriyorum. Ertesi günkü şeyde sıcak havada gündüz suyla beraber azot gübresi de buharlaşacaktır. Ona istinaden eğer hızlı bir sulama ya da gübreyi başta verdik ondan sonra sulamayı yaptık. Suyla beraber aşağı doğru yıkanacaktır. Kök bölgesine uzaklaşacaktır. Toprak altı damla sulama yönteminde bitkinin kök bölgesine veriyoruz suyla beraber gübreyi. Dolayısıyla buharlaşmamız minimum olduğu için bizim ertesi günkü azottan kaybımız minimum oluyor suyla beraber. Ya da suyu ihtiyacı olduğu kadar verdiğimiz için gübreyle beraber su yıkanıp aşağıya gitmiyor. Yani bizim buradaki sulamadan istediğimiz bizim aslında ne? Sulama yönteminden topraktaki hava ile su dengesini bozmamak. Ne aşırı sulayıp komple toprağı suyu doyurup hava dengesini bozmak, havayı ortadan kaldırmak. Bu sefer de bitki kökleri hava alamaz, nefes alamaz. Bu sefer de mantarı hastalıkları yol açar. Ne de çok seyrek sulayıp bitkiyi susuzluk stresine sokmak. İkisini de dengede tutup havayla su dengesini topraktaki sulama yöntemini uygulayabilirsek, başarabilirsek bitki maksimum performans sergileyecektir bize. En nihayetinde çiftçilerin de ekili ürününü maksimum performansta almak istediği için çünkü bu kar amacı giden bir kuruluş çiftçilik yani kurum. Tarlaya ekiyorsunuz bunu para kazanmak için en nihayetinde ekiyorsunuz. O yüzden yaptığımız işleri daha bilinçli bir şekilde yaparsak, daha düzenli bir şekilde yaparsak daha yüksek verimlere ulaşacağımız kesin. Daha yüksek verimlere ulaşınca da daha yüksek gelirlere ulaşılacaktır. Ne kadar yüksek gelir olursa o kadar da işin cazibesi artacaktır, işin zevki artacaktır. İşte bu videomuzda da sulama yöntemlerinden bahsetmeye çalıştık. Farklı sulama yöntemleri var. En azından hangisinin sulama randımanı daha yüksek, hangisinin sulama verimi daha düşük ya da nasıl uygulama yapmalıyız gibisinden kabaca bahsettik. En azından yine kafamızda bir şeyler oluşsun, bilinçlenelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Takip etmek için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.